Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Mount & Blade Bannerlord serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, bugün artık Vilandiyalı Eren Bey olarak Batanya Devleti'nin sonunu getirmek için elimizden geleni yapacağız. Artık Vilandiya'yı Batanya ile savaşa sokmamızın zamanı geldi diye düşünüyorum. Hazırda Asera ile yeni barış yapılmışken, burada kalelerimiz sağlamlaşmışken Batanya'yı bitirmemiz lazım diye düşünüyorum. Ve bunun için Marunata gideceğiz. Nogan'da yeni bir ordu kuracağız. Ve artık elimizdeki 800 nüfuzu son damlasına kadar kullanıp Batanya'nın yıkılışını sağlayacağız. Niyet bu. İstek bu. Gerçekleşecek olan şey ne? Siz göreceksiniz birazdan. Şimdi, efendim, gönderli silahlarla olan yeteneğimi bu kadar arttıramıyorum. Da ticaret de bastık da hiç ticaret de yapmıyorum. Bir ara yaparız onu. Onu bir ara yapalım. Onu hobi olarak bir ara yapalım. Onu hobi olarak bir ara yapalım. Okçuluk kasacağız dedik sizin için. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı. Ya yorum atmak önemli değil. Bir şey soracaksanız yazarsınız. Ben okuyorum yorumları. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlere böyle açmayı unutmazsanız sevinirim. Hem videolardan erkenden haberdar olmuş olursunuz saygıdeğer dostlarım. Ben fiyan mı toplasam? Fiyan toplayacaksam buradan alacağız. Ama diğer askerleri istiyorsam diğer şehirden alacağız. Bizim biliyorsunuz karbensetimiz de var. Orada da garnizon sağlam. Erzak da iyi. Karbensete daha fazla yatırım yapıp... Bak, bir dakika dur. Marunat'a bir bakacağım. Ondan sonra karbensete geçeriz. Marunat'ın yatırımlarına bakmadık. Refaha güzel durumda. Marunat hiç şey değil. Hiç sıkıntı yok. Marunat'ta işler yolunda gibi gözüküyor. Güzel de bir miğfer var. Yok. Yok. Beğenmedim. Palix geldi mi? Orak dediği şey orak değil abi. Bu benim yaptığım kılıçlardan değil mi bu? Benim yaptığım kılıçlardan değil mi bu? Onlara benziyor sanki. Orak morak değil o yani. Kandırmışlar sizi, ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Ona size kim orak dediyse sizi fena kandırmış. Yani ben bunu bilir, bunu söyler, bunu konuşurum. Ona göre. Erzak falan güzel. Mis gibi ya. Mis gibi. Elimizde para biterse yine demircilik yaparız. Sıkıntı yok. Çözülür abi. Bizim çözülemeyecek hiçbir şeyimiz yok. Şeyi çözeriz. Yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Şehirlerimiz gelişiyor, güçleniyor. Gördüğümüz sığınakları da imha ediyoruz. Şimdi buradaki garnizondan hemen eleman toparlayalım. En yüksek seviye. Fiyan da varmış hazır burada. Hem yeminli memilli de var. Piyade önemli çünkü, biliyor musun? Bak, burada da bir sürü kahraman falan var ya. Fiyansız bir şehir değil. Burada da bir sürü fiyan yapılacak. Ama aynı zamanda diğer birliklerden de var. Burası bizim için şu anda daha iyi olur diye düşünüyorum. Asker toplama. Kenti yönet. İnşaatlar devam ediyor. Sadakati düşük bir şehir. Açıkçası sadakat düşük ve daha da düşecek gibi gözüküyor. Çünkü buranın birkaç köyü yağmalanırsa direkt erzağa gider. İstihkamları son seviyeye getir, sonra bakarız buraya diğer şeylerine. Şimdi benim ordu full. Full oğlu fullüs. Ama yeterli değil. Yeterli değil, yanıma güvenilir insanlar lazım. Yanıma dertert falan mı çağırsam acaba? Öyle bakalım kaç kişi olacağız. Bu ordu yeter. Bu ordu yeter. Çok da kalabalık olmayalım. Çünkü bu orduyu bir de beslemesi var. Nüfuzla desteklemesi var. Her şey önemli. Her şey önemli. Her bir detay önemli. Şimdi artık seviyemiz de yüksek. Bir tane daha ordu kurdurabiliriz. Bir tane daha ordu kurdurabiliriz bak. Karabenset'e giriyoruz. Girmeden önce. Aya. Bizim garındaşın garısı. Nogand'ın hatun. Onu da alıyoruz. Yeni birlikler de hemen tesis ediyorum kendime. Yani çok yüksek seviye olmayacağız ama bence biz bu işi kotarırız. Şöyle kotarırız. Arenadan eğiteceğiz bunları. Bunları hem eğitir. Böylelikle tecrübemizi arttırır. Hem de kuşatma sırasında biz bunları iyileştiririz.
Yaralananlar, eğitimde yaralananlar orada beklerken, mancınık inşa edilirken iyileşir diye düşünüyorum. Güzel. At toplamam iyi oldu. Böylelikle bunları geliştirebiliyorum. Hala daha da at lazımmış ama o kadar fazla at uğraşmayacağım. Şu eğitim bitsin. Bizimkiler de toparlanıyor. Evet. Daha da terfi alan yok sanıyorum. Artık girelim abi. Artık yeterince oyalandık. Yeterince bekledik. Savaşı açmamızın zamanı geldi mi dersiniz? Dunglands'in tüm erzaklarına çökeyim, öyle açalım. Ben biliyor musun, fazla bile ordu toplamışım ya. Fazla bile ordu toplamışım. Bu kadarına da gerek yokmuş. Hadi bakalım. Şimdi şu mancınıklar çok önemli. Maksat bu mancınıklarla kale surlarını kırmak değil. Yanlış anlaşılmalara mahal vermeyelim. O kale surlarını kıramam ben. O kadar nüfus kazanmıyorum. O kadar nüfusum olmadığı için onları kıramayacağımı biliyorum. Mancınıkları kıralım ki bizi öldürmesinler. Mancınıklar çok fena öldürüyor. Mancınıklar çok büyük zayiat verdiriyor bize. O mancınıkları kırıp direkt şehre gireceğiz. Plan bu. Servik de eğer diğer Senon okşatırsa ben de ona yardım ederim. Hadi oğlum. Kır onları. Ya düşman ne kadar hızlı mancınık basıyor ya. Oğlum biz yenildik. Tek mancınığı kaldı. Dur yavaş. Yavaştan. Hadi. Hadi aslanım vur. Vur. İsabetli olsun. Allah belanı versin atacağın taşın ben. Senin atacağın taşın. Rezil herif. Mancınıktaki kimse kesin kellesini alın abi. Bu ne ya? Kesin kellesini. Bu ne abi? Eğitimi boşa vermişiz ya. Öyle olmaz ki kardeşim. Yengenizin yanında rezil ediyorsunuz orduyu ya. Olmaz böyle ya. Gandalf varmış burada. Gandalf kardeşim. Geç sen de bacım. Sen benim yanımdasın tabii ki de. Tabii başka nerede olacaksın? Yani seni hatta bunlar da korur. Herkes seni korumakla mükellef. Öyle. Öyle biline. Şimdi bir tane mancınık yok bunlarda ya kesin. Varmış lan, bir tane varmış. Eskiden bir tane mancınık olsa bile fazla fazla mancınık oluyordu. Ve bunlar çok fazla zayiat verdiriyordu. Şimdi harbiden bir tane. İlk atışının da isabetli yapmazsın ya. Ya şu kuşatma önde, diğerine vursana. Bu çok önemli bu. Bunda merdiven yok, çok seri çıkılıyor. Diğerine vur. Bu kırılmasın ya. Oğlum ben ok almadım mı ya? Elimdeki ok at üstünde kullanılmıyormuş. O zaman size göz kan atan okçuluk maharetlerimi göstereyim. Ne dersiniz? Herif yayı bile zor geliyor abi. Böyle bir okçuluk yeteneği işte. Al, yakındı. Hareket etmezseniz acemiyiz, talimdeyiz ya. Hareket eder diye önüne doğru attım ya. Bir kere vuracağız inşallah. Şu bende, şu benim. Ya yanından geçti. Bu benim. İşte bu. Babanla mı okçuydu be? Ya Legolas mısın be birader? Bu ne yetenektir ya? Abi oku bir de uzun süre tutamıyorum. Anında atmam gerekiyor yoksa çok fena kötürüm oluyor karakter. Kuşatma kulesi gitti, tamam, onu daha kıramaz. Baban da mı okçuydu be? Bu nasıl bir yetenektir ya? Canım sen nesin böyle ya? Ya okçu değil, bambaşka bir şey bu. Elf misin be? Tranduil'in okçuları böyle iyi ok atmıyordu kardeşim orklara. Miğfer dibinde o gelen okçular böyle atmıyordu ya. Lothlorien'den mi geldilerdi onlar? Normalde yoktu ama olsun. Olsun. Vardır bir bildiği. Peter Jackson abimiz eklediyse bir bildiği vardır. Ondan iyi mi bileceğiz abi? Çekilin gençler. Benim bir can çalmam lazım.
Aç kapıyı gardiyan. Merhaba. Oklamazsanız bir. Bir oklamayın canım. Şakaydı. Hürmetler. Piyan kardeşim, ben size bugüne kadar hiç hakaret ettim mi? Yazıklar olsun size. Cerrah Nortos, işte benim aslanım burada. İşte benim kardeşim. Dava arkadaşım burada. İşte adam burada. Yürü. Buna bak, adamlar en dandik odundan kapı yapmış ya. Ya kapı bile sağlam durmuyor. Böyle rezil bir krallık bu Batanya ya. Herkes haddinin hududunu bilecek. Bak, Cerrah Nortos'a kimse vuramaz. Bu adam cerrah olduğunun yanında Azrail'dir de. Hem iyileştirir hem indirir. Böyle bir adam. Onun diğer şeyi Azrail çünkü lakabı. Gerektiği zaman iyileştirir, gerektiği zaman öldürür abi. Eslen. Gençler alın hediye. Bizim çocuklara arada hediye vermek lazım. Sevinsinler. Kendime yol açayım dedim. Aşağı inmek şimdi orada uzun sürer. Buradan hızlı yol. Nortos kardeşim, ne haber? İnşallah para kızmamışındır senin canını azalttım diye. Güzel oldu. Beklediğimden çok az da kayıpla aldık burayı. Gidebilirler. Benim can gitmeseydi iyiydi be. Banglens'in refahı nedir? Banglens berbat durumda. İçeriye gidip şey mi bıraktın sen de, rezil herif ya. Bak bak, bizimkilere söveceğim şimdi gerçekten bak. Nogant, niye içeriye adam bırakıyorsun oğlum? Nogant, ben sana verdim o askerleri. Yani buraya garnizon olsun diye vermedik onları. Ya ben oraya sana verdiysem bir bildiğim var ki sana verdim değil mi? Gerizekalı herif. Niye oraya bırakıyorsun ya? Ya Nogant, biz seninle ne yapacağız böyle ya? Biz senin aklınla... Servik. Flint Olga gidiyor. Ben de bir an sevindim burada. Biri de gelir. Bize kol kanat gelir, destek olur diye. Bir an bir sevindim. Bir an dedim ki bu Vilandiyalıların da beyni varmış. Ama yok. Şaka yaptım Vilandiyalı kardeşlerim. Ben mizahşör bir olur arada böyle şakalar. Bak arada bir Sturgia'ya, arada bir Batanya'ya, arada bir Aser'e. Herkese yavaş yavaş sövüyoruz abi. İşte böyle yani bu işler. Dert sağ elinden alıp sol eline vermiş. Helal kardeşim, işte bize böyle diktatör imparator, diktatör kral lazım. Kralım Dertert, delikanlı adamsın. Bize senin gibi baba yiğitler lazım. Senin gibi vatanseverler lazım. Ragamat bize savaş açmış. Hadsiz. Ulan barbar Sturgiyalı. Senin haddine mi lan? Bize savaş açmak. Senin neyine olam o? Ya kimsin de? Yüce. Vilandia'ya saldırıda bulunuyorsun. Senin edin ne budun ne? Aha. Kırdık lan. Ama kuleler yapılmadı. Kıralım. Abo. Turda gedik açacağız. Turda gedik açılırsa miğfer diye bir düşer. Devam. Devam abi, burada çok iyi öndeyiz. Ben bu kadar iyi olacağımızı düşünmedim. Burası daha gelişmiş bir yerdi çünkü. Fena sapladık biliyor musun? Ama içerideki garnizon çok sağlam. İçerideki garnizon çok sağlam. Herkes eline, beline, götüne, diline hakim olsun. Halkan duvarında olacaksınız. Şebeklik yapmaya gerek yok. Toplu taarruza geçeceğiz. Maymunlaşmayın sakın. Halkanlar yukarı, aynen öyle. Bakın kesinlikle şebeklik yapmak yok. De şöyle vitamin eksikliği yaşamayın diye şuraya bırakıyorum sizi. Geç abi. Hücum. Hepsini gebertin. Hücum. Hepsini gebertin. Aynen öyle. Oha, bu okçu sayısı ne lan? Çok fazla okçu var eliklerde. Ben onların dikkatini dağıtmalıyım.
Merhaba. Merhaba. Anlasınlar, tek başıma buraya geldiğimde beni alabilecekler. Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar diz çöktük. Orağımla hepsini kesmek için yaprak döktük. Böyle değildi ama götümden böyle uydurdum. Kimseyi ilgilendirmez kardeşim. Ben böyle uydurdum. Beğenmediniz mi? Beğenmek zorundasınız. Artık kaçalım. Yeterince dikkat dağıttık. Bir de diğer taraftan dikkat dağıtalım. Aa, dışarı çıkmışlar lan. Batanyalılar akıllı değil diyordum da inanmıyordunuz. Baksanıza herifler surdan dışarı çıkmış. Bunların hala akıllı olduğunu düşünen var mı? Düşünen varsa zerre saygı duymayacağım ona göre. Yani herifler surdan dışarı bana taarruz etmeye çıkmış yani. Böyle bir krallıktan böyle bir... Bunlara krallık demek de doğru olmaz. Bunlar beylik. Bunlar terörist organizasyon hatta. Allah adaya bir terörist krallık lazım demişler. Hocam ne yapalım demişler. Bunları eklemişler işte. Terörist organizasyon. Haydut'un kalesi olan versiyonu. Böyle bir yapı. Hadi çocuklar. Ok atmayın lan. Aman hocam. At zıpla da. Aman. Ben niye buradan gitmiyorum ki? Gidilecek yer yok abi. At buradan çıkarsın be koçum. Ben biraz okçuluk kassam mı ya? Bir dur bakayım. Önce birini bir öldüreyim. Bir dakika. Tehdit var burada. Tehdit var. Çok büyük tehdit var. Gel lan tehdit. Gel lan. Aman. Aman. İki şaka yaptık diye bir yerleriniz kalkmasın. Siz tehdit mitli olamazsınız benim için. Üstün okçuluk yeteneğimi gördünüz mü? Bak 360 yaptım. İşte aha ölüyorum. Sanmasınlar sansınlar yıkıldık, sansınlar diz çöktük ha. Sanan sansın. Sanıyorlarsa bir bildiği vardır. Çekil lan. Bravo. Beni bir cepheye verin. Cepheye ulaştık sonunda. Aman. Oğlum bu fiyanlar çok sert vuruyor bak. Beyler oyundayız ya, şakalaşıyoruz, birbirimize bu kadar sert vurmayalım ya. Bu nedir kardeşim, faulle oynuyorlar ya. Çok faulle oynuyorsunuz, yakışmıyor. Düş ulan. Benim fiyanımmış lan o. Yok, o ölen başka fiyandı. Eminim. Açılıyor mu? Buradan atlasam beni tutar mısınız? Bence tutmazsınız. Sizde o şey yok. Buradan niye atlayamıyorum? Oğlum niye atlayamıyorum oradan ya? Ben buradan niye atlayamıyorum? Abi oradan evin çatısına atlayacaktım ben. Ya buralara niye görünmez duvar koyuyorsunuz? Sailworth ya. Sinir oldum bak buna. Niye yaptınız böyle bir şey? Atlayacağım ben oradan. Oradan evin çatısına atlayıp onlara yakalayacaktım ya. Onlara ulaşacaktım ben. Görünmez duvar işini kaldıralım abi. Görünmez duvar işi bizi bozar. Ben atlayamayacağım mı ya? Ya bir salın da atlayalım ya. Salın da atlayalım abi ya. Gerçekten ya, bir adamın üstüne bu kadar atlattıkları yere bak ya. O kadar güvenli yerden atlatmadılar. Burçlardan aşağı dışarıya doğru salda beni ya. Aha Epiperia. Bizim gacı. İşte bu. 4 kişiyi de indirmiş. Böyle bir kadın ya. Yetenek abidesi. Epiperia. Hadi sana güveniyorum. Hop.
İşte bu. Epiperia diyorum ben size ya. Gel ulan. Gel ulan. Kapıyı kapattı üstüme. Suratıma kapıyı kapattı. Suratıma kapıyı kapattı. Açın lan kapıyı. Epiperia'ya kimse kapı kapatamaz. Kimse kapı kapatamaz. Açın lan. Fena koyduk. Fena sapladık. Yok böyle bir galibiyet. Batanya oldu size battaniye. Oldu battaniye. Başka da bir bok olmaz bunlardan. Çelik sancak. Al Epiperiam, senin sancağın güzel değildi. Yine kim savaş açtı ya? Aha Epiperia savaş öncesinde çocuğu doğurmuş. İşte bu. İki mutlu haber birden. İşte bu. Kadın çekil kenara. Ben nereye gideceğimi biliyorum. Eli kolla yol gösterme bana. Kulk geldi abi. Kız da olursa erkek de olursa ismi Eren olacak. Eren unisex bir isim. Her türlü Junior Eren bu. Her türlü Junior Eren. Açar küçeri yok. Sen onu da bunun şerefine kendimi aldım. Çocuğun şerefine kendimi aldım. Her türlü Junior Eren. Gacı olmuş. İşte bu. Hatta yerelleştirelim. Şu kere. Tabii. Tabii. Kızım oldu değil mi? Lady. Hem de eli açık yeteneğini kazanmış. İhtiyatlısı da var. İşte. Doğduğu anda yetenek kazanıyor. Kimin çocuğu ya? Kimin çocuğu ya? Böyle bir şey. Batanya herhalde yıkıldı ya. Bize savaş açtılar. Aa Batanya yıkılmış. Yüce Batanya Krallığı artık yok. Aldınız mı o kaleyi siz? Almışlar. Siz aslansınız. Siz kaplansınız. Sizi tebrik ediyorum. Sizinle gurur duyuyorum. Müteşekkir... Yok lan, konuşamadım. Müteşekkir oldum. Yok lan böyle değildi. Neydi lan bunun doğrusu? Kelimeyi unut, konuşmayı unut. Daha bir adam çocuğu olunca. Her şeyi bir buraya bir apply'la kardeşim. Sonra template'e uygun bir şekilde topluyorsun. Otomatik de recruiter oluştur. At da al. Al babam. Al sen kafana göre. Mutluyuz şu an çünkü Junior Eren'imiz oldu. İşte bu. İşte bu. Vatan dediğin işte bu yiğitler. Nasıl yıktılar bak. Nasıl koydular ama. Nasıl koydular Batanya'ya. Biz demedik mi koyacağız? Demedik mi çakacağız? Varçe halkı kardeşim, bir de mutlu etmek için bir Varçe'yi de fethetmemiz yok mu? Peki bir Varçe'yi fethetmemiz yok mu? Yok mudur? Ne diyorsunuz? Nüfuzum yetecek mi? Buradan Baronat'a gidip oradan asker takviyesini yapıp dönebilirsem bakacağız bu işe. Bu işle ilgileneceğiz. İşte fiyanlarım burada. Ver şampiyonlarımı abi. Ver şampiyonlarımı. Ver fiyanlarımı. Ver baba yiğitlerimi. Ordu dediğin bu. Dallama Varçek şehrine gidiyoruz. Nefret ediyorum Varçek'ten. Bir kişi için gidiyoruz Varşe'ye. O da kendini biliyor. Saygıdeğer takipçilerimizden kendisi. Gidelim. Varçek'ten onu kurtaralım. Zindandayım diyor. Beyim diyor. Yardım et diyor. Kurtar beni diyor. Ben de dedim ki geldim. Hem de ödül de varmış burada bana.
Ufak bir ödül. Ufak bir ödülüm de varmış. Ödülümü de yerim. Afiyetle. Tutsağımsınız. İşte bu. Ödülümün de tadına baktığına göre. Şunu niye almadı ya? Sen nereye gidiyorsun? Dunglance'e gitmiyorsun sen. Öyle bir Dunglance yok. Orası Dunglance değil. Dunglance öyle bir yer değil hocam. Biz bilmesek bizi kandıracaksın ya. Bilmesek bizi kandıracaksın. Dunglance'de öyle bir şey yok. Dunglance'de öyle bir şey yok. Bizi kandıramazsın yani, o kadar da cahil cühela değiliz. O kadar da henüz daha cahil cühela olmadık. Ben Dunglance öyle bir yer değil. Herkes de kandırmaya çalışıyor efendim bizi. Olmaz ki böyle. Sanıyorlar ki kandıracaklar. Lan biz ne gözü pek adamız. Yalnız Surgiya'nın eceline doğru koşması da biraz bir tuhaf oldu. Ben zaten gidecektim kendilerine. Ama ecellerine kendileri koştular. Böylelikle savunan taraf biz olduk. Onlar saldıran taraf oldu. Biz kendimizi savunuyoruz. Gördüğünüz gibi. Şunu da çek. Aynı anda yapsınlar. Bravo. Yalnız burayı savunmamız gerekecek. O yüzden surlarını kırmayalım. Burada saldırıp saldırıp durmasınlar diye surlarını kırmayalım. Bizim niye emir komuta zinciri dağıldı? Bizim niye emir komutada zarar verildi şu anda bak. Böyle olmaması lazımdı bu iş. Bizde kimin nerede olduğu belliydi. Kimin nerede olduğu çok 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 belliydi. Niye böyle oldu? Emir komuta zinciri dağıldı birden. Hoşuma gitmedi. Üstün okçuluk becerilerimi tekrar konuşturmam gerektiğine inanıyorum. Herkesin bu şovu izlemek isteyeceğinin farkındayım. Ya onu da vur ya. O da mal. Biz de malız. Abi adamın üstüne tutuyorum ya. Ya nereye atıyorsun oku ya? Rezil herif ya. Rezil herif ya. Okçuluğumuz çok göz kanatıyor. Katma şey geldi mi? Ona doğru koşalım. Çekil abicim, bir ucundan bizi tutalım. Bir ucundan tutalım hemen. Şundan rahatsız olan bir arkadaşımız varmış. Böyle bir kanal takipçilerini nasıl dinliyor bak. Sağdaki o asker şeyinden rahatsız olan bir arkadaşımız varmış. Ayıplar, sadece ikonlara çekelim. Ya. Böyle takipçilerini böyle dinleyen bir kanal. Görüyorsun. Rahatsızlık veriyormuş birine. Hemen engel olduk. Hemen engel olduk. Kimse rahatsızlık veremez. Şöyle kendime güzel bir yer bulsam, şunları arkadan oklasam, okçuluk yeteneğimi geliştirsem fena olmaz. At üstünde ok kullanabilmem lazım ya. Şu anda elimdeki ok bunu sağlamıyor. Beni salın da bir kenardan köşeden sizi arkalayayım. Bırak beni birader. Bırak beni birader. Sizinle derdim yok. Bırakın oğlum beni. Geri döneceksiniz. Boşuna uğraşmayın bak. Yorulmayın diye diyorum. Yani geri döneceksiniz zaten yani. Niye yoruluyorsunuz boşuna? Onu da vurursun ya. "25 oldu okçuluk yeteneğim. Burada çok daha kolay düşmanlar var. Sen bana mı koşuyorsun? Hayırdır? Nereye gidiyorsun la sen? Geri çekilin diyor. Lan oğlum ok atıyordum. Yani hızlandırdığım anda hepsinin okları bana döndü ya. Ama 31 yaptık okçuluğu.
Bu bayağı hızlıymış lan. Bir şey diyeyim mi? Benle oynamaktan daha kolay bunu oynamak. Çölden Karayis fena adammış. Felaket hızlı gidiyor. Çölden Karayis benden iyi savaşır. Bu herifle oynamak çok daha rahat. Ben ölüp ölüp buna geçeyim. Ben ölüp ölüp buna geçeyim ha, bu adam fenaymış. Halledin abi son kalanları. Tabii ki de tutsamsınız. Öyle diyelim hatta. Daha kölemsiniz. Bronze Colossus güzel gözüküyor da efektifliği yeterince iyi değil. Varçek bizim eski önemli şehirlerimizden diye aldım burayı da. Bizim için manevi bir değeri var. Manevi değer önemlidir. Manevi değer önemlidir abi. Manevi bir değeri var çünkü buranın. Başka türlü almazdım. Her türlü geliştir abi. Maneviyatı kuvvetli bir insanız biz. O yüzden orayı aldık. Sıra sende. Revil'den önce Ustokol'u alayım. Kaleyi mi bitireyim? Ustokol da zormuş abi. Ustokol'un da Revil'den çok da bir farkı yok. Çok da bir farkı yok Revil'den. Bana yardıma mı geliyorsunuz? Umarım öyledir. Bakayım yok. Benle zerre ilgileri yok. Beni zerre umursamıyorlar. İngiltere abiye vermişler. Yakışır. İngiltere abiye yakışır. İngiltere abiye her türlü mal mülk verilmeli. Ne var ne yoksa İngiltere abi de toplanmalı. Severiz kendisi. Delikanlı adamdır abi. İngiltere bir kere yani. Duruşuyla delikanlı bir adam. Hak ediyor. Hak ediyor. Hadi oğlum. Buranın surlarının da ehemmiyeti yok. Burayı darma duman edebiliriz. Turgia kendi hayatının hatasını yaptı. Geldi bize saldırdı. Geldi bize saldırdı. Gerek yoktu abi Sturgia yani. Yine yok olacaktın ama gecikmiş halde yok olacaktın. Bize bir saldırdın, sonuçlarına katlanacaksın. Sonuçlarına çok aşırı katlanacaksın. Çok kötü oldu senin için. Hayatının hatası anca bu şekilde yapılabilir. Anca böyle yapılır. Ben yine bir biçme tekniğimle ahıllarımı biçeyim. Neredesiniz hocam? Gelin benim tahıllarım. Bak bir de mızrak falan tutuyorlar bana. Ulan dallamalar. Fikirlere mızrak işler mi? Eren Ceylan bir fikirdir. Ulan siz burada okçuluk mu yapacaksınız? Buradan kimse gelmeyecek ki. Buradan kimse gelmeyecek. Siz boşuna oyalanmayın diye ben size yardım edeceğim. Ben size yardım edeceğim. Siz burada boşuna oyalanıyorsunuz. Sakin. Siz burada gereksiz yere oyalanmayın diye ben size manevi destekte bulunuyorum. Okçuları kesmesi ne kadar güzel ya. Kalkanları yok ya. Çok güzel ya. Kalkan olmasın abi. Tüm birliklerden kalkanı kaldıralım. Bak ben kendi yoldaşlarıma bile vermiyorum. Tek başına bir ordu böyle bir adam. Hocam bastard falan ayıp oluyor şimdi bak. Ha, biz size sövüyor muyuz? Biz size sövüyor muyuz hoca? Tamamlarımı ne doğradım be. Buna bak biçtik abi. Sen hala kaçmıyor musun ya? 79. Gel canım. Güzel. Bizimkiler de burayı temizlemiş.
Biraz çok güzel ya. Menzilin uzunluğu muhteşem yapıyor bu silah. Tam at üstü silah. At üstünde bundan daha iyisi yok. En iyisi bu. Kardeşim Leonidas'a dönmüşüz ama biz yaşayan versiyonuyuz. Buna bak. Her yanıma bir öpücük kondurmuşlar okla. Nereye kaçıyorsunuz gençler? Bize de haber verin, biz de gelelim. Sen şanssız bir adammışsın, yapacak bir şey yok. Diğerleri kaçtı ama senin şansın yokmuş. Aranızdaki şanssızlar kimler? Siz de şanssızmışsınız. Güzel. Bu şehir de bizim oldu. Burgayı da mı bitireceğiz yoksa ya? Biz nedir ya bu bizim büyüklük? Kime giderse gitsin, benimle bir alakası yok buranın. Varçek'in manevi önemi var diye yaptık. Varçek maneviyatı kuvvetli bir şehirdi çünkü. Barış. İyi yap gitsin hocam. Yap gitsin Barış'ı. Omur'u da batıya vermişler, kaybetmişler. Zaten imparatorluk batıyla kuzey kaldı. Güney yıkılmıştı. Sturgia yıkılıyor. Lan keşke devam etseymişiz. Tek Ustokol kalmış. Bir de Massadan. Bir de burası. Ulan yıkıyormuşuz. Neyse, diğer bölüme başlık lazım abi. Diğer bölüme de başlık olarak Sturgia'yı yıktık yazarız. Her bölüme. Şimdi bu bölümde iki krallık yıksak başlıktan zarar etmiş olurduk abi. Başlık değerlidir, kullanacaksın bunu. Zamanında kullanacaksın. Böyle her zaman kullanılmaz. Bu bölümde bunları da yıksam lan her bölüme ne başlık bulacaksın kardeşim? Öyle değil mi? Uygun zamanda yıkacaksın o yüzden. Uygun zamanda yıkacaksın abi krallıkları. Zaten bu bölüm bir tanesini yıktık yani. Daha da fazlasını yıkmaya gerek yok. Oğlum Eferiye bir daha hamile. Aslanım benim. Bir tane daha küçük Eren geliyor. Bir de erkek versiyonu gelsin. Bir de erkek versiyonu gelsin. Harika. Süper. Müthiş. Epiperia'yı görüyorsunuz. Dedik bu bizim için yaratıldı dedik. Biz buna bu kadar yatırımı boşuna yapmadık abi. Boşuna yatırım yapmadık. Şu güzelmiş de. Yeteneğimi şu anda iyi kullanmaya yönelik harcayacağım. Sturgia'yı da yıkıyormuşuz ha. Vallahi yıkıyormuşuz. Bu oyun bayağı hızlı ilerledi ha. Bizim sınırlar çok güzel ya. Biz duruş olarak şehirlerimizle kalelerimizle çok güzel gözüküyoruz. Gerçekten müthiş bir krallık. Çok güzide bir krallığız. Çok güzide bir krallık haline geldik. Böyle devam edeceğiz. Güç olarak da bir bakalım. Hangi krallık ne durumda, bunu da bir öğrenelim. Şimdi biz 12.625 askere sahipken Kuzey İmparatorluğu 5.700 askere sahip. Bizde 17 kent 25 kale varken onlarda 6 kent 5 kale var. Kuzey'in itlerinde 8.915 asker var. 10 kent ve 16 kaleleri var. Batı İmparatorluğunda 10.138 asker var. 12 kent, 14 kaleleri var. Bayağı güçlü bir rakip. Aseray 7.000 askere sahip. 8 kenti, 5 kalesi var. Kale sayısı kent sayısından az. Böyle değişik de bir krallık. Son rakibimiz ise artık buna rakip gözüyle bakmamıza gerek yok. Bunlar değersiz insanlar diyelim. Sturgiyalıların elinde 1160 askeri, hiç kentleri yok. Siz niye yaşıyorsunuz? Siz ne güne yaşıyorsunuz? Bir de kaleleri var. Yıkılın karşımdan. Yıkıl karşımdan Sturgiya. Sen niye buradasın? Adamlar çapulcularla savaştı abi. Çapulcularla. Bu kadar değersiz. Bu kadar gereksiz bir krallık işte. Anca çapulcularla savaşabilir. Kendileri de kabul ediyorlar değersiz olduklarını. Peki kime savaş açacak bizimkiler? Ben değiştirmezsem. Şu an kimseyle savaşmayı düşünmüyorlar.
Mevcut vaziyette Batı İmparatorluğu'yla savaşmamızın ben mantıklı olacağını düşünüyorum ama Sturge ile şu şey bitsin, Sturge'yi yıkalım, ondan sonrasında Batı'ya mı gireceğiz, Asera'ya mı gireceğiz? Kime gireceğiz? Onu öyle karar veririz. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.